Sivas'tan bir haber var sırada ama aslında çok da dikkatli dinlemek gerekiyor bu haberi. Aktardan aldığı bir toz karışımını kullanan üniversite öğrencisinden bahsedecek haber. Üç günün sonunda hastaneye kaldırıldı. Genç kıza tozu kullanması, kullanmaya devam etmesi halinde karaciğerinin iflas edeceği söylendi. Belki ölümcül olacaktı, belki karaciğerimi bile kaybedebilirdim. Bitkisel olduğunu düşündüğü zayıflama tozunu kullandı, gözünü hastanede açtı. Sivas'ta üniversite okuyan Ceren Karabulut, zayıflamak için aktardan temin ettiği tozu tarif edildiği gibi kullanmaya başladı. Üç kaşık yoğurdun içine bir kaşık tozu koyuyorsun. O tozla birlikte yani bir şey yememen gerekiyor. Zayıflama tozunu bir süre kullanan genç kız rahatsızlanarak hastanelik oldu. İşte daha fazla kullanırsam karaciğerime vuracağını ve Bundan dolayı da hani iflas eşiğine kadar gidebileceği söylendi bana. Ceren Karabulut bu tarz ilaçlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Belki ölümcül olacaktı, belki karaciğerimi bile kaybedebilirdim. Şimdi kendisi de söylüyor Allah korusun kare ciğerimi de kaybedebilirdim. Hayatını da kaybedebilirdi. Ya hanımlara ben buradan seslenmek istiyorum. Ee, sadece zayıflama hapları değil neler görüyoruz, nasıl haberlerle karşılaşıyoruz bu sosyal medyada kendine silikon yapan evin içerisinde dolgu uygulayan şimdi ilaç bile e, yani doktorlar e, o kişiye göre e, verdikleri ilaçlar bir vücuda yarayan diğerine yaramıyor. Herkesin fiziksel özellikleri farklı ve ayrıca ya yani ne olur şu tek kalıp güzellik kavramından çıkalım. Gerçekten her kadın e, kendince güzel. Neden herkes zayıf olsun? Neden her, Farkında değil misiniz? Kadınlar artık tek tip gibi dolaşıyor. Yani o silikonlar, o dolgular, botokslar, botokslar bunların da e, merdiven altları... Allah korusun yani çok ciddi sonuçlar ölümlerle sonuçlandı bunlar. Bak bu söylediğin tabii bu e, genç kızımız için bir, bir şey söyleyeyim. Ah be kızım yani gerek var mı bu, böyle bir ne şey? Ne kadar da güzelsiniz. Evet. Yani ne gerek var bak Allah korumuş zaten tabii. yani Baş, e, biraz erken gitmişti aktardan ilaç niyetine bir toz alıyorsun onu yoğurtla moğurtla karıştırıyorsun. Bir Kim de aktar verir? bize güvenilir geliyor hani doğa bitki diye ama değil işte. Değil tabii yani böyle bir şey olabilir mi? Yani o... Tabii aktarı da bir incelemek lazım da yani bunu nasıl, kime, ne, ne anlamda satıyorsun? İkincisi o söylediğin konu e, tamamen bununla ilgili yasal düzenleme de yapıldı. Artık öyle tabii güzellik tabii. salonu adı altında bu işler yapılamıyor. Kuaförlerde e, Tabii kliniklerde yani. yapılması lazım ama şu anda hala var mı? Var ben görüyorum. E, bu yüzden de hani onlar denetleniyor. Eğer böyle yerlere gidiyorsanız mutlaka bildirin gitmeyin. Böyle bir şey olamaz yani dediğin gibi kadınlarda böyle bir şey var erkeklerde de var onu söyleyeyim yani sadece kadınlar değil erkeklerde evet. de ben Oranı görüyorum. Oranı da az değil. Evet yani. Ya tamam anlarım zevkine göre yapar sağlık için olana hiçbir sözüm zaten olamaz ama e, öyle bir akım başladı ki. 15-16 yaşındaki çocuklarda başlıyor bu. Daha evet. hani genç kızlar yeni adım atan çocuk onlar daha ne 15 yaşında. Ne skandallar biz haberleştirdik biliyorsunuz. Kaç kişinin biliyorsun. ölüm haberini verdik? Tabii. Hem ölüm var hem işte vücudundaki yüzündeki organlarını kaybedenler çok tehlikeli gerçekten. Yani hani insanın en değerli şey canı ya canını korur. Hayat kıymetlidir derler. Kimse yaşamdan vazgeçmek istemez. Tamam, birileri de para böyle... kazanmak için kimsenin canını umursamıyor. On on öyle tipler de var aramızda. Aman dikkat edelim. Ama bu yani. hanımefendiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Mesela yaptığı yanlış hemen fark etmiş. Hastaneye evet. gitmiş ve bunu da duyurmuş. Bakın ben böyle bir hata yaptım. Sonuç olarak elindeki e, aktardan alınmış aktar bize gerçekten yine söylüyorum masum haline gelir. Hani ıhlamurumuzu vesaire Aldığımız nokta ya ben aktardan aldım bu bir ilaç değil gibi ama görüyorsunuz e, neredeyse e, hayatına mal olabilirmiş bu durum uyarmış olalım bir kez daha.